Kadın deyince aklıma üretmek geliyor. Kadın deyince yani insanın aklına her şey gelir çünkü toplumun yarısı zaten kadından oluşmaktadır. Kadın isterse her şeyi yapar. Yeter ki kendilerine inansınlar, güvensinler. Tıpkı söylediği gibi yaptı. Kendi hazırladığı projeyle KOSGEB'den destek aldı, 60 metrekarelik serada solucan gübresi üretimine başladı. Burada tamamen %100 organik, hiçbir şekilde kimyasal madde içermeyen solucan gübresi üretimi yapıyoruz. İstanbul'da yaşayan Hasret Akbaş evlendikten sonra Bingöl'e yerleşti. Yaşadığım yer küçük bir ilçe olduğu için iş olanaklarımız hiçbir şekilde yok. Sonuçta bir şeyler üretmem gerektiğini düşündüğüm için, bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüğüm için KOSGEB girişimcilik belgesini aldım. Adalet Meslek Yüksekokulu ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun olmasına rağmen iş bulamayan Hasret Hanım, girişimcilik kursuna katılmaya karar verdi. Burada da iki tane sürekli akış sistemimiz var. Bunları KOSGEB desteğiyle aldık. Elektrikle çalışır. Proje hazırlayıp KOSGEB Bingöl İl Müdürlüğü'ne sunan Hasret Akbaş, solucan gübresi işine girdi. 3-4 senelik bir araştırma sonucu organik solucan gübresi üretmeye karar verdi. Girişimci belgesinden sonra projenin hazırlanması, taslağı, her şeyi kendisine ait, hiç dışarıdan bir destek almadan projesini verdi içeri. Projemiz onaylandı. Kiyi Barajı'nda çalışan eşi Ayhan Akbaş da ev işlerinden çocuk bakımına kadar her konuda eşine destek olduğunu söyledi. Hasret Akbaş, solucan gübresi üretiminde büyük bir marka olmayı hedefliyor. İstediğim